Hipofiz beze ve onun hormonlarına başlıyoruz. Kazanımlarımız hipofizin anatomik yapısı, ön lobundan salgılanan hormonlar. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi hipotalamus vardı, değil mi? Bir önceki videoda şöyle hipotalamustan bahsetmiştik. Onun da şöyle sinirsel bağlantılarla hipofizin arka lobuna bağlı olduğunu belirtmiştik. Ya hocam ön lobuna da bağlı ama şimdi arka lobuna hipotalamus hormon bırakıyor. Oksitosin ve ADH'i ve diyor ki ben sana söylediğimde bunları salgıla. Ama ön lob tarafındakileri salgılamak için sadece bir releasing faktör. Yani şuraya damar yoluyla bir şeyler gönderiyor diyor ki tamam hadi bunu salgıla diyor. Peki o zaman şimdi hipotalamus yine devrede oluyor hipofizi kontrol etmek için. Biliyoruz hocam o zaman ön hipofizden salgılanan hormonlar hipofizin kendi ürettiği hormonlar mı oluyor? Temel olarak evet böyle oluyor. Bunlar nedir dersen bana mesela bak growth hormon. Growth hormon nedir hocam? Büyüme hormonudur. Kemikleri kasları uyaracak. Birazdan bahsedeceğim. ACTH adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyaracak. Ne var başka? TSH tiroidi uyaracak. İşte gonadotropinler var. Gonadotropin ne hocam? Gonadları uyaran yani yumurtalık ve testis uyaran FSH gibi LH gibi hormonlar gelecek. MSH gelecek buradan. MSH deriyi uyaracak. Melanosit hücrelerini uyaracak ve melanin pigment üretimini sağlayacak. Dolayısıyla baktığınız zaman temelde işte 6-7 tane bir hormondan bahsediyorsunuz burada. Ama şuraya dikkat edelim tekrar. ADH ve oksitosin var. Bu nereden geldi? Hipotalamustan geldi. Hocam prolaktini unutmayalım. Prolaktin hipofizden geliyordu. Meme bezlerini uyarıyordu ve sütün üretilmesini sağladı. Şimdi tek tek bunlara vurgu yapalım. Şöyle bir temizleyelim. Evet. Şimdi hipofizden salgılanan hormon dedi ki STH somatotropik hormon. Soma vücut demek aslında. Bir de buna ne diyorlar? Growth hormon. Growth İngilizcede büyüme demek. Hocam growth hormon büyüme hormonudur. Bölünebilen vücut hücrelerinin hemen hepsini uyarır ve kemik, kas, kıkırdak yapısında protein sentezini artırır. Tabii yağ sentezini de arttırdığını biliyoruz. Yani bir anabolik hormon ama genelde şuna vurgu yapıyorlar ya bak protein sentezi, işte hücre bölünmesi bunları söyle. Yani bir kemiğin büyümesidir, kasın gelişmesidir. Bunlar STH'ın özelinde olaylar. Peki büyüme döneminde bir çocuğa bakıyorsun. Normalden az salgılanıyor. O zaman ne olur burada? Cücelik meydana gelir. Cücelik, nanizm. Bazı kaynaklar dwarfizm diyor. Dwarf, cüce demek. Dwarfizm. Normalden fazla salgılanırsa devlik. Gigantizm, giant. Değil mi? Gigantizm, devlik oluyor. Peki... Ergin bireylerde normalden fazla salgılanırsa ne olur? Yani tamam gelişme dönemi, büyüme dönemi kabul. Ama büyüme dönemi bitmiş. Kıkırdaklar kapanmış, plaklar kapanmış. Ne olacak? Şimdi normalden fazla salgılanması akromegaliye neden olur. Akro Akromegali. Akro uç demek. Vücudumuzun uç bölgeleri. İşte ellerimiz, ayaklarımız, baş ve çevresi uç bölge akromegali oluyor. Yani el, ayak, yüz kemiklerinde ve iç organlarda orantısız büyümeler gözleniyor. Şimdi buradaki problemimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela akromegali'de kişi çoğu zaman kalp yetmezliğinden ölebiliyor. Neden? Çünkü hocam kalp de büyüyor ama kalbi besleyen damarlar kalbin büyüme oranında büyüyemiyor. O yüzden burada dikkat etmekte fayda var tedavi sürecinde. Tabi bu tarz hastalarımız hekime başvurdukları zaman şöyle cümleler kurarlar. Derler ki ya işte birkaç ay önce aldığım ayakkabıyı giyemiyorum. Şimdi tabi siz hekim olarak şunu söylersiniz. Tek taraflı mı çift taraflı mı? Şimdi tek taraflı olsa belki bir ödem vardır, belki bir travma vardır, farkında olmayan bir işte böcek ısırması vesaire vesaire olmuştur. Ama çift taraflı işte eldivenlerin gelmemesi, işte ayakkabının dar olması... işte yüz kemiklerinde belirginleşmenin başlaması gibi Böyle faktörler varsa arkadaşlar hemen bir sTH analizi yaparsınız ve burada akromegali tanısı koyabilirsiniz. Evet, sTH bu şekilde. Diğer hormonlardan bu kadar detaylı anlatmayacağım çünkü her birinin kendi başlığı olacak. Derideki melanosit hücrelerini uyararak deriye renk veren melanin pigmentini ürettiren melanosit melanosit stimüle edici hormon. Stimüle edici hormon. Şimdi stimüle demek uyarmak demek. Ee, bazen melanosit uyarıcı hormon anlamına gelen muh şeklinde de kısaltılabilir. ACTH yıldızı hak ediyor. Neden? Şimdi adı ne? Adreno kortiko tropik hormon. Şimdi hocam buradan benim ne anlamam lazım? Şimdi adreno adrenal bez. Niye adrenal bez demişler? Çünkü vücudumuzda adrenalinin üretildiği tek yer. Adrenal bezin kabuk bölgesini uyarıyor. Bak kortiko korteks. Mesela ben size ki işte ileride adrenal bez şu şekilde içeride medulla denilen öz bölgesi var. Dışarıda da kabuk bölgesi var. Öz bölgesini ACTH uyarmaz. Orayı sinirler uyarır. ÖSYM'de bu tarz sorular sorabilir. Ya yani mesela bu sene gelir der ki aşağıdakilerden hangisi böbrek üstü bezi için yanlıştır. A seçeneğine de yazar işte böbrek üstü bezi öz bölgesi ACTH ile uyarılır. Hayır öz bölgesi sinirle uyarılır. Çünkü oradan adrenalin salgılanıyor. O hormonla uyarılacak kadar zaman kaybedemezsin. Peki. ACTH'de işte stres zamanlarında ne yapıyor? Adrenal bez, kortizol gibi, aldosteron gibi hormonlar salgılanmasını sağlıyor. Geçtim bunları zaten detaylandıracağız. Prolaktin annelik içgüdüsünü uyardığı bilden bir hormon. İşte bazen LTH olarak luteotropik hormon olarak da kısaltılır ama prolaktin ismini bilmekte fayda var. Süt bezlerinin gelişimi ve süt üretimi. Bakın süt bezlerinin gelişimi ve süt üretimini sağlıyor. Şimdi prolaktinin tabii ki hamile olmayan, emzirmeyen bir kadında ya da bir erkekteki fonksiyonlarından böyle net bir şekilde yine bahsedemiyoruz. Prolaktinin aşırı salgılanması erkekte ne tarz durumlar yaratır? Hani bunu da böyle çok şey yapmıyoruz, dillendirmiyoruz ama genelde arkadaşlar şöyle bir mantık vardır. Ben size söyleyeyim. Hani dopamin aslında vücudumuzda dopamin prolaktinin salgılanmasını baskılayan bir hormon. Hatta prolaktin inhibitor faktör denilen bir isimlendirmesi de vardır aslında dopaminin. Pıf diye. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin bir hastanız olsa ve bu hastanız aşırı derecede dopamin salgılayan bir rahatsızlığı olsa. Siz de onun rahatsızlığını geçirmek için dopamin salgısını kesen ilaçlar verseniz ne olur? Dopamini azalttığınızda otomatik olarak prolaktin yükselir. Ve prolaktin erkek memesinde de bir takım sonuçlara neden olur arkadaşlar. Genelde işte dopaminin azalmasını sağlayan ilaçlarımız psikiyatrik ilaçlardır. Genellikle. Şimdi TSH'a bakıyorum. Hemen burada yine bir yıldız atıyorum. Bak T3, T4 kalsiton yazmışsın hocam ama kalsitonu bilerek gri yazdım. Kalsitonin TSH etkisiyle salınmaz. Kalsitonin kalsiyumun yükselmesi sonucunda salınır. Bu bir sorudur. Peki TSH'ın etkisiyle, şimdi TSH hipofizinden salgılandı senin. Ve gitti tiroid bezini uyardı. Tiroid bezde ne yaptı? İşte T3, T4 gibi işte tiroksin, triyonin tarzına böyle hormonlar. Biz burada tiroksine odaklanacağız ama şu görseli lise kitapları artık kullanmaya başladığı için görme, göstermek istedim. Yani bizim hocam bak bir TRH'ımız var. TRH hipotalamustan hipofizi uyarıyor. Hipofiz ne yapıyor? TSH salgılıyor. Tiroid bezini, tiroid bezi de bunun etkisi olarak ne salgılıyor? Tiroksin salgılıyor yine tiroid bezinde detaylandıracağız bu olayı. Erkek üreme ve kadın üreme hormonlarına baktığımızda ya hocam öyle bariz bir fark yok ki zaten. Östrojen, progesteron, testosteron, FSH, LH bunlar erkekte de, de kadında da ortak. Ama yüzdeleri işte bulunma oranları farklı oluyor. Ve tabi yine üreme sisteminde bahsedeceğiz. İşte mesela LH salgıladın, testisleri uyardın. Testislerdeki neyi uyarıyorsun? Leydik'i uyarıyorsun. Leydik ne yapıyor? Testosteron üretiyor. Ya da işte FSH salgıladığın testislerin içerisinde özel hücreler olacak. Sertoli hücreleri. Sertoli hücreleri spermatogenezi başlatacak. Spermatogenez, sperm üretimi hocam. Ya da kadında FSH menstruasyon döngüsünü başlatacak. LH ki ÖSYM'nin en sevdiği yer. Bakın burada neden bunu soru yapabiliyor? Çünkü grafiği var. Grafiği olan, görsel olan bir şey çok tatlı bir şekilde sorulur. Hocam diğerlerinde de grafiği var ama bak bu bariz bir grafik. Menstrüasyon döngüsünün günlerini yazar. Şöyle 14. gün ortalarda bir yerde sana bir hormonu şöyle pik yaptırır. Hocam burada da bir pik yapan hormon var ama en çok pik yapanı göstertir sana. O LH'tır. Hocam diğerini de söylesene. Hadi söyleyelim. O da FSH. Onun öyle küçük bir pik yapmasının fizyolojik bir nedeni var. Onu eğer tıp fakültesine gelmek isterseniz size o zaman anlatırım. Şimdi LH ovülasyonu yani yumurtlamayı sağlar. Sana diyecek ki ben işte uterusa ve fallop tüplerine bakabiliyorum. Ve bir hormonun etkisiyle şuradaki bir hücrenin hop fallop tüpüne geçtiğini gördüm. Bu hormon kimdir? Şimdi bak ilerideki konuya gönderme yapıyorum. Sarmal model uygulayacağız ya bunları defalarca duyacaksın ki alışasın. İşte seneceksin ki hocam burada bir ovülasyon var. Yani bir yumurtlama eylemi var. Yumurtlama eylemini kim yapar? LH yapar. Güzel. Korpus tutuyorum diye bir şey oluşturuyor. Onun da mantığı şu. Bir folikül var. Tamam bu folikül yumurtayı attı fallop tüpüne. Geride bir tane kese kaldı. Bu ne olacak? Bu da LH etkisiyle korpus luteum'a dönüşür. Ve işte bu korpus luteum'da iki hormon progesteron ve östrojen üretir. Tamam. Detaylar üreme sisteminde. Şimdi bir checkpoint yapalım hızlıca. Sonra sorulara bakalım. Ne dedik hocam? Hipofizin ön lobundan üretilen hormonlar var. Ön lobundan üretilen hormonlar işte FSH, LH, ACTH, TSH, STH, prolaktin gibi hormonlar. MSH gibi işte. Bu hormonların her birinin spesifik görevleri var. Her birinin etki ettiği bir doku var. STH burada detaylandırdığımız hormon işte somatotropik hormon, growth hormon kemiklerin, kasların işte protein sentezinin arttırması, kemiklerde mitozun hızlanmasını sağlıyor. Yani büyüme hormonu o. Ve eğer gençlik döneminde yani bu gelişme döneminde çok salgılanırsa devlik, az salgılanırsa cüceliğe neden oluyor. Gelişme dönemi bittikten sonra aşırı salgılanması akromegali dediğimiz vücudun uç kısımlarında büyümeye neden oluyor demiştik. Prolaktine dikkat edeceğiz. Annelik içgüdüsü, süt bezlerin uyarılması ve sütün üretimi. Oksitosin ise süt üretmez. Basınçla kanallara geçmesini sağlar demiştik. LH özellikle kadınlarda menstruasyon döngüsünün ortalarına denk geldiğinde ovülasyona neden oluyor dedik. Hocam ACTH kortiko kelimesinden adrenal bezin kabuk bölgesini uyarır demiştik. Ona dikkat edeceğiz. Öz bölgesini uyarmaz. Ve bakıyorum hipotalamusun iki tane hormonu vardı. Oksitosin ve ADH. O da hipofizin arka lobundan salgılanıyordu. Evet. Şimdi sorulara bakabiliriz. Hipofiz hormonlarının özetini çıkartmak isteyen bir öğrenci var. Bir resim çiziyor. Buna göre sunum öncesi kontrol yapan öğretmenin düzeltmelerden hangisini yapması gerekir? Yani öğrenci bunları yazmış ama acaba nerede hata yapmış? Ona bakalım demiş. Peki kemiği uyaran hormonu değiştirmeli. Kemiği uyaran hormon growth hormon. Gonadotropinlerde düzeltme yapmalı. Yumurtalık testisi uyarıyor. Böbreği uyaran hormonu değiştirmeli demiş. Böbreğe bakıyorum ADH ile uyarılmış. Tiroid yerine paratiroid yazmalıdır. Bakıyorum şimdi tiroid yerine Paratiroid. Hocam yani burada TSH TSH tiroidi uyarır. Böyle bir şey yapmasına gerek yok. Hipofizin kısımlarını mı düzeltmeli? Hipofizin kısımları derken hocam aa bakın ne yapmış? Ön hipofizle arka hipofizin yerini yanlış göstermiş. Bunları ne yapacak? Değiştirmesi lazım. Çünkü şurada anlattığın şeyler ön hipofizin hocam. O yüzden bunu yapmalı. Verilen hormonlardan hangileri hem kadın hem erkekte ortaktır benzerini çözmüştük. Ne demiştik? Bunlar hocam LH, FSH, oksitosin, ACTH hepsi ortak. Müfredatta olanlar ortak. Doktora başvuran bir hasta şikayetler arasında birkaç ay önce aldığı ayakkabıyı giyemediğini artık küçük geldiğini dile getiriyor. Bu hastanın yapılan rutin tahlil ve görüntülemelerinde bazı iç organların orantısı büyüdüğü ve hormonlar ise normalden daha yüksek değerde olduğu ölçülüyor. Buna göre kişinin akromegali hastası olduğunu ne düşündürür? El yüz kemiklerinde orantısız büyüme, STH oranında artış, metabolizma hızında normale göre düşüş. Hocam metabolizma öyle doğrudan etki edecek bir hormon değil. Ha kan şekerini arttırabilir mi? Arttırabilir. Tamam kan şekerini arttırabilir ama bu onun primer temel görevi değil. Bazen böyle sorularda görüyorum arkadaşlar. Tiroksin de kan şekerini arttırabilir ama tiroksinin temel nedeni kan şekeri arttırmak mı? Değil hocam. Bir insanda stres anında gerçekleşen hormonal cevap resimdeki gibi işte stres. CRH denilen hipotalamusun releasing faktörlerden biri bu. Ne yapmış? Hipofizi uyarmış. Hipofizde ACTH üretmiş. Peki 1-2-3 demişim bir şeylere. Hipotalamus uyarılır. Bunun üzerine bir takım düzenlemeler gerçekleşir. Ne yapılabilir? Bir numaralı yapı hipofizin ön lobudur. Yani sonuçta o CRH, o hipotalamus hipofizin neresini uyaracak? Ön lobunu uyaracak. Çünkü arka lob oksitosin ADH ile alakalıydı. ACTH böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarmıştır. Evet adrenokortikotropik hormon. Kişinin kanındaki kortizol seviyesi yükselmiştir. Ki ACTH'in etki mekanizmalarından bir tanesi kortizolü arttırmak böbrek üstü bezinde detaylanacak korkma tamam evet soruları bitirdik umarım anlaşılmıştır hepinize kolay gelsin